Efendim emekli maaşları arasındaki makas yıldan yıla ne yazık ki kapanıyor. En düşük emekli maaşı yüksek prim ve gün sayısına sahip olan emeklilerin maaşlarına yaklaşıyor ve maaş dengesini bozan aylık bağlama oranlarının yeniden belirlenmesini isteyen emekliler prim adaletsizliğinin giderilmesini talep ediyor. Hazır Mehmet Şimşek vergi düzenlemesiyle ilgili açıklama yapmışken emeklilerin de prim adaletsizliğinin konusunun ee, Sayın Bakan'ın gündeminde olmasını talep ediyoruz. Zamanda 7500ken 10 bin yaptınız bana bize bir şey yapmadınız. Ben emekli mühendisim ve 30 sene devlet dairesinde çalıştım. Şimdi deniliyor ki işte o 10 bin lira alıyor. 10 bin lira alıyor da zamanda ne kadar prim yatırdı sigortaya? Şimdi ona 2 bin lira yapacak bana yapmayacak. Bir dahakine 3 bin yapacak bana yapmayacak. Bir bakmışsın emekli bir mühendis en düşük prim yatıran bir işçiyle eşit duruma gelecek olacak iş mi kardeşim ya bir nefeste yaşadığı haksızlığı anlattı emekli mühendis. 30 yıl yüksekten prim ödedi, yıllar içinde maaşı en düşük emekli maaşına yaklaştı. Çünkü en düşük emekli maaşı 5 yılda 10 katına çıktı. Diğer emeklilerin maaşları ise sadece 5,5 kat arttı. Yüksek prim gün sayısıyla emekli olanlar adalet istiyor. Prim ödeme gün sayısına bakılmalı, ödenen prim miktarlarına bakılmalı ve maaşlar buna göre verilmeli. Herkesi sen eşit kefeye koyarsan bu yanlış. Adaletli bir durum olmaz. Bu makası kimi açtı? Bugünkü yönetim açtı. Avrupa'da öyle değil değil mi? Neymiş kalsaymış ki neymiş bilmem neydi. Uyduruk uyduruk işte insanlara oylamasınlar. AK Parti hükümeti 2008'de aylık bağlama oranlarını düşürdü. Yıllar içinde emekli olana karnını bile doyuramayacağı maaşlar bağlanmaya başlandı. 2019'da Türkiye Cumhuriyet tarihinde ilk kez en düşük emekli maaşıyla tanıştı. 2019'da en düşük emekli aylığı 1000 lirayken 10 bin liraya kadar çıkmış. 2019'dan bu yana geldiği seviye %1000 kadar artmış. 10 katına çıkmış. 2019'da en düşük emekli aylığı 1000 lirayken en düşük memur emekli aylığı bunun iki katından da fazlaydı. 2297 liraydı. Şimdi en düşük emekli aylığı 2019'un 10 katı kadar 10.000 lira. 12.000 liraya çıkarılması planlanıyor. En düşük memur emekli aylığı ise 5 yılda 5,5 kat arttı. Temmuz zammıyla ise 17587 lira oldu. Aradaki makas kapandıkça kapanıyor. Emekli maaşını da geçiremiyor. En az 30.000 lira olması lazım ki bir insan kendini geçindirsin. Yani aslında en düşük emeklinin 2.3 katı kadar maaş alıyormuş. Fakat aradan geçen yıllarda bu oran 1.5 kata kadar düşmüş. Tüm emeklilere seyyanen zam kısa vadede emekliyi rahatlatacak olan çözüm. Ancak sorunu asıl giderecek olan aylık bağlama oranlarının yeniden belirlenmesi. Sosyal güvenlik sisteminde köklü bir reform yapmaktan geçiyor. Bunun yerine sorunu sümen altı edip en düşük emekli aylığını hadi 2 bin lira daha arttıralım, hadi 3 bin lira daha arttıralım dediğiniz zaman belki en düşük emekli aylığı alan 10 milyon insanın bir bize yüzü gülüyor. Fakat sistemik sorunu çözmüş olmuyorsunuz. Alt komşum Bağkur yatırıyordu. Ben mühendisliğim. Ben 180 lira mı 200 lira mı ne emekli sanılığına para yatırıyor benden. O 60 lira yatırıyordu. Ve şimdi onlar düşük alıyor diye o 12 bin lira olacak. Olacak iş mi ya?